Tamam, geldim. Lan tamam. Ya bu Menderes'in hanımına acayip uyuzum ben ha. Seni sordum, bak bana böyle yaptı. Aşağı bak canım, aşağı. Naz abla kim yukarıda kim aşağıda bellesin diye mi geldin? Barbar komiserimin buyurduğu gibi sabahın köründe ateş kuşlarının peşine düştüm. Ve çok acayip şeyler buldum. Ökül. Mola yerinin civarında bunları uzaktan bilenler, tanıyanlar var. Ama hep selamın aleyküm, aleyküm selam. O kadar yani. İsimleri de... Ali Ateş. Mercan Ateş, Zafer Ateş. Bir de Sabit Ateş ile Gülayş Ateş var. Etrafımları beş kardeş biliyor. Aga sen beni dinliyor musun ya? Ha? Dinliyorum, dinliyorum. Gülayş'e de dediydi beş kardeşiz diye de. Yersen. O zaman gelelim. Şimdi esas bombaya Agacığım. Yolla gelsin. Nüfus kayıtlarında böyle bir beş kardeş yok. Nasıl yok? Halis'im, barbar komiserim diyor ki nüfus kayıtlarında böyle bir beş kardeş nasıl yok diyor. Sana zahmet Devrem, bir anlatıver hadi be. Vallahi yoklar barbar. Bütün sistemi taradım. Bak, Ali Ateş diye biri yok. Mercan Ateş yok. Zafer Ateş yok. Sabit Ateş yok. Gülayş Ateş de yok. Nüfusta yoklar abicim. Yoklar. Bayağı yoklar. Vallahi bayağı yoklar aga. Gördün mü abi, yok işte. Gözünün önünde arattım hepsini. İnandın mı? İnanamıyorum lan. Harbi hiçbirinin kaydı yok. Hakikaten nasıl sisteme düşmez aga ya? Hadi karakola düşmediler. Ya okula da mı gitmediler? Askerlik de mi yapmadılar? Ya otobüse trene de mi binmediler? Hasta da mı olmadılar? Hastaneye de mi gitmediler? Birader, kaç tane sokak çocuğu hastalanınca hastaneye gidebiliyor? Oğlum, lan bu ateş kuşları eski sokak çocuğu olmasın? Aa, olabilir komiserim. Nasıl ya, nasıl? Ya kafayı çalıştır biraz Cemal. Bu Gülayşe, Yakup'u kurtaracağım derken sustalığı yedi mi yedi. Bana bıçaklandım dedi mi demedi. Demir çubuk vardı yerde, üstüne düştüm dedi. Kendini bıçaklayan sokak çocuğunu iki kere üst üste korudu yani Devran. Aynen öyle. Ana baba kucağında büyüyen cici kızlar sokak çocuklarını görünce korkarlar. Ne yapacağını şaşırırlar. Korumaya çalışmazlar. Belki vicdan sahibi cici bir kızdır. Birader, hastane önlüğüyle hastaneden kaçtı bu kız. Yalın ayak geziyor. Bir soru soruyorum, 40 tane yalan söylüyor tek ayak üzerinde. Ha, evet. Öyle düzgün cici bir kızı değil. Oo, ağzını topla lan. Nesi varmış kızın? Gül gibi kız. Tamam komiserim, gül gibi kız. Pek de güzel. Sana ne lan kızın güzelliğinden? Aga, gayet düzgün, cici, eski sokak çocuğu bir hanım kardeşimiz, dünya ahiret bacımız oldu mu? Oldu. Sen ne bakıyorsun? Aga çocuk nereye baksın, gözünü seveyim ekranın Allah aşkına. Sistemde olmadıklarına göre demek ki polis bu ateş kuşlarını hiç kurtarmamış. Bir şekilde kaçmışlar yani. Abi devlet kurtarmadıysa sokak çocuklarının çoğu 20 yaşını görür mü? Görmez. Bunlar görmüş işte. Peki ama nasıl? Alice Devrem yine en doğru soruyu sordu.
Sokak çocuklarının kaderi bellidir aga. Erken yaşta kurtaramazsak ya hapse girer ya mezara. Ya bunlar ikisi kız, biri otistik. Nasıl gelmişler bu yaşa kadar tek başlarına? Tek başlarına değiller. Beş kişiler. Belki birbirlerine tutunup kadere karşı gelmişlerdir. Beni diye birinin üzerineymiş, ha? Aynen komiserim, elektrik, su hepsi onun üzerine. Tamam Arif, sen kapat. Bu Zümrüt'ün üzerine ne var ne yok her şeyi bul. Sen de şu herifin GBT'sine bak. Tamam. Hüma, al kızım. Ben dışarıdayım ama. Tamam yavrum. Düğüne mi gidiyorsun, mezara mı belli değil. Acık sıvan acık bir şeyler giyeydin ya. Ay abla. Mezara girip yatmayacağım ya abla. İki tane sure okuyup çıkacağım. Ay hem acımız büyük marka gözlüklerimi de takınca nasıl olmuş mezarlık kombinim? Tövbe istedim. Al şunu tak. Buyurun beyler. Hadi oğlum çıkmadı mı GBT? Eyvallah. Hah çıktı çıktı gel. Oo, bu Zümrüt denen herifin üstüne bir ton sabıka kaydı var aga. Adam yaralama, kaçakçılık, evrakta sahtecilik, haraç. E ateş kuşları da kimliksiz. Orada neler dönüyor aga? Sen bizim Eyvallah'ın hikayeyi biliyorsun. He ya biliyorum. Çok zor vallahi. Karın öldürülsün. Kızın kaçırılsın. Vallahi Allah kimsenin başına vermiyor. Aga. Yoksa. Ha o bıçaklanan kız. Yoksa Gülayşe. Eyvallah'ın kızı mı?